Şangay Film Festivali bence Çin'in değil sadece bu bölgenin önemli festivallerinden bir tanesi. Çünkü İpek Yolu'nu düşünürsek, yani ta Londra'dan işte Şangay'a kadar uzanan bir yol bu. Ve bunun bir kısmı Türkiye'den geçiyor. Bir ucu Türkiye'de, bir ucu işte Şangay'da, Çin'de. Bütün bu yolun üstündeki medeniyetleri, kültürleri, dilleri temsil etmesi ve onları burada buluşturması, birleştirmesi manasında bence şu an bir şey yapıyor. Yani önemli bir topluluk haline getiriyor burayı ama gelecek açısından çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Berlin, Cannes bunlar bence artık dünyada sinemanın merkezi ya da bu anlamda bunu karşılayacak kıvamda değiller. Bence giderek güç kaybediyorlar. Özellikle seçkileri, ortaya çıkardıkları işler, fokuslanışları, bakışlarını çok artık yetersiz buluyorum ben. Çünkü dünya bambaşka bir kimlik kazanıyor. Yaşadığımız sorunlar çok büyük sorunlar. Üstelik bu sorunları yaratan ülkeler ve devletler bu sorumluluklardaki paylarını ortaya koymamaya çalışıyorlar, gizlemeye çalışıyorlar. Ve dikkat ederseniz bu festivaller, yani Cannes, Berlin gibi Batı'nın, Batı odaklı festivaller, bence dünyada şu anda ne yaşandığına dair oluşan durumu yansıtmak konusunda seçiciliklerinde bazı problemler var. Bunu gözle görüyorum. Özellikle tercih ettikleri filmler, yaptıkları seçimler. Çünkü dünyanın birçok yerine gidiyorum. İşte Hindistan'da festivallere gidiyorum. Buraya geldim. İran'da filmler izledim. İran Fajr Film Festivali'nde. Ve dünyada bambaşka filmler yapılıyor. Dünyada bambaşka bakışlar var. Yeni yönetmenler geliyor. Kültürel yeni bakış açıları var. Fakat bunlar nedense bu festivallerde çok fazla yer almıyorlar. Hep bildiğimiz o eski bakış açısı devam ediyor. O anlamda da işte Şangay Film Festivali'nin gibi festivallerin yeni gelişen dünyanın sinemaya bakışını daha netleştirmesi açısından çok önemli ve gelecek açısından önemli buluyorum. Buğday özellikle bugünün günümüz dünyasında yaşanan ekonomik sorunlar artı işte savaşlar, biliyorsunuz Orta Doğu'da devamlı bir işte Suriye, Afganistan'ın işgaliyle başlayan ve devam eden Irak, Suriye gibi birçok sorun, terör sorunları ve iklim değişimi, çevredeki sorunlar, GDO, GMO yani gıdaların içindeki kendi tabii formüllerinin değiştirilmesi ve ortaya çıkan sağlık sorunları, bütün dünyayı ilgilendiren global anlamda bütün bu sorunları yaşarken, bütün bu sorunları içeren mülteci sorunu, mesela dün Channel 4 kanalında Amerika'daki mültecilerin çocuklarını almışlar, başka bir yere kapatmışlar. Bir tel örgülerin içerisinde tutuyorlar. Mesela bu Buğday filminin başında olan bir sahnedir. Bütün bu sorunları aktardığımız için Buğday'ın Tokyo'da, işte İran'da, Londra Film Festivali'nde, Almanya'da buluştuğumda seyircilerle konuştuğumuzda filmin, Buğday'ın bugünün yaşayan dünyasına çok direkt temas ettiğini ve insanın içinin çölleşmesi, maneviyatının azalması, her şeyin sadece materyalist bir dünya içinde yaşanıyor olması, insanın kalbini devreye sokmaktan artık vazgeçtiği,
ve vicdanın azaldığı, birbirimize saygının, sevginin ortadan kalktığı bir dünyada bir şeyler söylediğini insanlara, kalplerine bir şeyler söylediğini gördüm ve bu beni çok mutlu etti.我觉得这部电影的话其实含义还是挺多的，因为它涉及到《古兰经》嘛，结尾，然后它也是拿了很多奖，国际的东京国际电影节的大奖嘛，然后我觉得很多地方在光影上，然后运镜都很不错。 就是致敬塔可夫斯基嘛，我听说，然后我也是塔可夫斯基的粉丝，所以来看了这部电影，挺不错的，因为它有一些平时我们接触不到的，像欧美大片这种都是日常生活中，但是土耳其有一种东方的神秘感在里面吧，我觉得，因为它历史比较深厚嘛，然后我觉得它有一些东方的感觉，但是它也又有西方的文明，就是。 说有一种文化的结合碰撞出来的东西，我觉得非常好。我觉得这部电影应该是很有深度的，但是有很多地方我没有看懂，就是可能还需要去回去以后仔细再去研究一下，或者是再看第二遍才能看懂。我应该看过吧，但是我现在一时想不起来。对，我还会，我平常会看一些小众的，就是其他国家的电影。 我觉得挺好的，我会再去看的。对，如果好的电影，我会都去看的，不会因为它是哪个国家而。